Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selam, bereket, üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun, şükürler olsun, iyiyiz. Allah bugün bizi aratmış. Evet arkadaşlarım. Bugün ben ne yapıyorum? Akşama yemek. Kuru biberim vardı, dolmalık. Ondan sonra patlıcanım vardı, kuru patlıcanım. Onları ben güzel birazca soğuk suda yıkadım. Ondan sonra tenceremi koyup haşladım arkadaşlar. Sudan üzerine koydum. Sabah çayımı içerken, ben bir taraftan çay içerken, bir taraftan da kurularım haşlandı diye sizlere arkadaşlarım. Bugün biber, patlıcan, dolması yaptık arkadaşlar. Şöyle telefonumu çekiyorum, ha çekeyim. Şimdi de burada pirincim var, bulgurum var, karışık ikisi. Bundan sonra iki de köy soğanım var şurada. Bunları bir güzel ilkin soyayım da. Kış günleri herhalde kuru biber, patlıcan doldurmadık arkadaşlar. Yazdan kuruttuğumuz kuru biberimizden, patlıcanımızdan hiç doldurmadık. Bugün onun dolmasını yapacağız. Limeni pişirmeden çiğ olarak dolduracağım ben. Bugün hava soğuk, yağışlı arkadaşlar. İnanın ellerim üşüdü. Şöyle dolmalık kadar şu tarafa alalım. Pirincimi nerede? Pirincimi nerede? Bulgurum ikisini karıştırdım. Arkadaşlar yazdan birazcık emeğini sarf ediyoruz ya, zorlanıyoruz ya, ama kışında böyle her şey çok rahat oluyor. Yazın sebze yemeği bol oluyor, bamyasıymış, fasulyesiymiş, patlıcanıymış, kızartmasıymış, salatasıymış derken, ama kışın her şey aranıyor. Sobanın başında her şey canı istiyor arkadaşlar. İçine mi yapsam ki acaba? Soğanlarımızı da rendeleyelim arkadaşlar. Soğanı yemek de güzel oluyor her çeşidi. Mis gibi koku veriyor, içine lezzet veriyor. Hazırlayın. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi arkadaşlarım şöyle yıkadığım pirincimle bulgurun içine rendelediğim soğanımı ilave ediyorum. Burada domates suyum var. Domates suyumuza da koyalım borcana. Şöyle 1,5 yemek kaşığı salça koyalım. Salçalı güzel olur arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı nane. Bir tatlı kaşığı da hafif acı biberim var. Alalım kenara. Şöyle tatlı kaşık tuzum var. Görünüyor mu arkadaşlar? Ha, şurada da sıvı yağım var. Biraz üzerinden gezdirdim. Ondan sonra
Şimdi hepsini bir şöyle güzel iyice karıştıracağım arkadaşlar. Bütün malzemelerle. Bugün hafif yağmur çiliyor dışarı. Hava güzel arkadaşlar da. Ama tabii yağmur yağdığından birazcık soğuyor. Vallahi arkadaşlar geçen bir zamanda video çektik ya. O müzik takipçimiz vallahi para kazanın ne babayla geliyorum diyor. Allah billahi Allah'ım günahımızı affetsin. Ya Rabbim ne edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Ondan onu duyuyorum, ondan onu duyuyorum. Temel kafam iyice karıştı benim. Allah'ım günahımız kusurumuz affetsin. Ama ben arkadaşlar baştan da belirttim. Lokantaları mesela hatta gittiğiniz zaman ondan sonra bir düğün salonlarına gidiyoruz. Her tarafı yiyen var, yemeyen var. Ben baştan tamam direkt ben bunu yemek kanalı diye başlamadım ama ben günlük ne yaparsam onu çekeceğim diye sizlere baştan ilerttim, gösterdim arkadaşlarım. Ne yaparsam diye ama günlükte ne yapmadım, ne yaptım belli olmuyor. O yüzden günlük ne yaparsam paylaşacağım dedim ya. Bir iki takipçim demiş. Tamam kötü niyetin dememişler de. Yiyoruz, içiyoruz da bir taraftan da günaha giriyoruz demiş. Vallahi şaştım kaldım iyice kavanmaya. Karman karışık oldu arkadaşlar. Gerçekten karman karışık. Darman duman kafam diyeyim sizlere. Yorum dostlarım. İşte benim kardeşler o yüzden benim bu videoyu çekmemi istemiyorlar. Yedin içtin hep orta yedi diye günaha giriyorum diyorlar. Bilmem galiba ben takipçilerim. Allah affetsin günahımız kusurumuza. Şimdi şöyle patlıcanlarıma da ipimden ayırdım. Tekrar yıkadım. Şöylece Bismillahirrahmanirrahim deyip bugün yemeğini yapmadan patlıcanlarımızı iyice doldurmuyorum da dışını çıkartıyor da kaynadıkça. Hakkımızda hayırlısı. Allah hayırlısı. Kurban oldum Mevla. Affetsin günahımızı kusurumuza da biliyorsun çok günahımız da bilmem arkadaşlar. Ben sizlere deviriyorum. Fikir öğreniyorum. Ben siz neden? Onu kalırsan gün her şey açıktı arkadaşlar. Göz hakkı var diyoruz ya. Pazarlara gidiyoruz. Ben kendim öyle teselli ediyorum. Pazar yerlerine gidiyoruz. Alan var, alamayan var. Her şey ortalıkta. Yiyen var, yiyemeyen var. Ama her şey ortalıkta. Her şey arkadaşlar. Sadece ben yapmıyorum ki bu işi gönül dostlarım. Beni benzemez. Ne insanlar neler koyuyor ortaya biliyorum. Ben daha çoğu yemeklerim. Bunu da çektim. Bir daha da çekmeyin de. Çekine çekine boyu. İnanın eksikleniyorum. Böyle sanki bir hata bir kusur işliyorum gibi. Sizlerden eksiklene yapıyorum arkadaşlar ben bu işi de. Egal. Hayırlısı olsun. Hakkımızda beri hayırlıysa bu kanal benim arkadaşlar. Her zaman duam. Benim için hakkımda hayırlıysa bu kanal beri hakkımda hayırlı değilse geliyorum kıymetli takipçilerim. Her şeyin hayırlısı. Ben kendi kendime öyle diyorum. Her dualarımda Allah verdin bana bir nasip risk kapısı diyorsun. Hakkımda hayırlıysa bera, hakkımda hayırlı değilse geri diyorsun. Nur Sevim'in bir denemelik video çektik aşağıda. Onunla başladık yola arkadaşlarım. Gönül dostlarım. Ona bakalım galiba hayırlısı. İlkin şu patlıcanlar sert ya arkadaşlar. Onları doldurun altını koyun. Ondan sonra dur. Ondan sonra da biberleri üzerlerine döşeyin diyor. Şöyle bir boyayın ilk. Ondan sonra döşerim. İlkini bir doldurayım. Öncesini doldurayım. Ondan sonra anacağızım aramı sabahleyin. Ne zaman geleceğiniz kızım diye. Vallahi ekmeği kalmamış annem. İlan almış sarılacakmış. Sizin gelmenizi bekliyorum diyor. Bilmem bakalım arkadaşlar. Hafta sonu gidemeyiz herhalde. Hafta içi gideriz tahminim. Dayımın kızı aramış. Annem gibi gidelim ona bu hafta sonu diye. Şöyle ben biberlerimi, patlıcanlarımı dolduran arkadaşlarım. Şöyle ucu ucu getirip patlıcanlarımı birbirine şöyle küçüklü büyüklü birbirine bağlantı yapıyorum şöyle arkadaşlar. Dışını taşmasın diye şöyle sıra vardı. Altına ilkin patlıcanlarımı koydum.
patlıcan biraz çikeş pişiyor. Şöyle ağzını açıp birbirine şöyle ucunu koyduğum zaman şöyle bakın dağılmıyor arkadaşlarım. Gümül dostlarım, canım dostlarım, değerli takipçilerim. Sizler neler pişirdiniz bugün? Neler var menülerde? Neler ettiniz? Neler tuttunuz? Bakalım. Ben aha bir yer gitmedim. Bugün evdeyim ben yine. İşler güçlü. Aha evde kaldık mı? İşler bitmiyor arkadaşlar. Evin işlerine uğraşıyoruz galiba. Şöyle iki patlıcanlara birbirinin ucunu koyuyor ki patlamasın, taşmasın diye. Şu Hatice bacağızım aramış sabahleyin. Fiziğe gidiyormuş da gel kahvaltı yapalım. Hatice be dedim afiyet olsun. Benim bugün biraz işlerim var, işlerim ayarlayacağım. Biber patlıcanı haşladım, onları dolduracağım dedim. Sağ olsun komşularım bir gün gömedim ertesi gün ara hepsi de. Şuraya aynı şekilde biberlerimi de ucu ucu dik getireceğiz. Neyse şöyle doldurayım ben patlıcanlarımı, biberlerimi. Evet arkadaşlarım ben biberlerimi, patlıcanlarımı doldurdum. Altına patlıcanlarımı döşedim. Üstüne de biberlerimi döşedim. Şimdi şöyle kazımın yağı var. Onun ortasına koyacağım şöyle arkadaşlar. Bundan sonra dün akşamleyin kızartmadan yağımız kaldı. Onu da zebel etmeyeceğim. Şöyle aldım fazlasını arkadaşlarım. Birazcık da şu yağdan gezdirdik mi bol yağla dolma güzel olur arkadaşlar. Şöyle oldu. Yeterli herhalde. Şimdi ben buna şimdi üzeri bölünerek suyu koyacağım. Kuzenin üstüne koyup orada pişireceğim kıymetli takipçilerim. Arkadaşlarım aldım geldim. Kuzenin üzerine şöyle yemeğimi koydum. Şöyle suyunu da koydum. Ağır onlardan kaynamaya başladı. Kuzenin yanarken niye boşu boşuna tüp giderin arkadaşlar. Bakalım bir pişsin. Piştikten sonra tekrar şöyle bir daha göstereceğiz yemeğimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dolmam pişti. Dolmamı koyduk. Burada da dur karanlık mı çıkıyor da. Davulun bazımızın ışığını yakam. Ha. Vallahi sobanın üstünde pişti. Hiç tüpü koymadan kısık ateşle pişirdim. Pek de güzel oldu. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Bugünkü dolmamız böyle. Kuru biber, patlıcan, kırmızı biber de koyacaktım da tenceremiz çok gelecek, böyle yenmeyecek. Onu da bir ara yaparız diye koymadım. Bugün sadece patlıcanla biber koyduk. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba kıymetli takipçilerim. Şöyle bir kabağım vardı. Kabağımı aldım geldim. Bu sene ben hiç kabak tatlısı yapmadım. Bunu güzel maşallah. Şöyle bal kabağımız vardı. Getirdik bal kabağımıza. Bunun kabukları tarayla sorulur aslında da. Bu da tıngıdı tıngıdı öte. Benim olan uyarı. O yüzden. Arkadaşlar bakın içine. Görünüyor mu? Kıpkırmızı. Çekirdeklendir ama biraz bahçeye kenarlarına tak. Bu kabak yumuşak olur arkadaşlar. Yumuşacık. Ha bakın. İçinin çekirdeklerini şöyle sıyıram. Akşamleyin sofrada tatlısız olmuyor. Mutlaka tatlı koyacağın yanına. Biz ya yani sofraya tatlısız oturamıyoruz. Çocuklar daha çok seviyorlar. Ben önündeki gibi yiyemiyorum. Tatlıyı çok severdim ama şimdi yiyemiyorum arkadaşlar. Çekirdeklerin birazını alayım. Şöyle şey olursa bahçemizin. Bunun bu ya. Bahçeye attığım oldu. Bunu bir dalları örter her tarafın arkadaşlar. Bahçenin yarım dönümünü örter. Bunu kenar şöyle tellen kenarlarına atarsan anca öyle olur. Öyle olmadıktan sonra her taraf kabak çiçeği olur.
Bu kabak çiçeğin dolmasını da yapıyorlar. Ben hiç denemedim hilmeciye. Şimdi aslında denemek gerekiyor da hilmece için yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü sevmezler. Şimdi israf zamanı değil. Kabuğu yumuşak olduğundan soyuluyor hemen. Biraz bizim tatlıyı buyu severler. Şöyle çimro tencerem vardı, aldım geldim. Bu yüzden şeker atacaksın aralarına. Şekerleci. Hanım kardeşlerim, sizler yapar mısınız? Kabak tatlısı biz. Bir tatlısı olursa olsun, sever çocuklarım olsun, eşim olsun, kendim olayım. Biz severiz tatlı türüne. Kabağa da bakalım bugün şerife yapalım. Geçen annem Lutu yengeden getirmiş. Yapamıyorum. Yarısını sen yap, yarısını ben yapayım dedi. Kaldı. Bugün de yarısını ben yapayım, yarısını annem yapsın. Hepsi çok gelir bana. Gümül dostlarım, neler ediyorsunuz, ne işler görüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bizler aha görüyorsunuz işte, işler, güçler. Tempo, sabahtan dolmamı koydum sobanın üstünü bitsin diye, sobam yanarken diye. O tenceremi alacaksın, ondan sonra da birazcık vişne şavu kaynatacaksın, ondan sonra kabağımı pişireceksin. Nasıl olsa kuzinem yanıyor akşamıcık arkadaşlar. Ya kısık ateşte iki odun atıveriyorsun, tıkır tıkır kaynıyor. Tencere de küçük mü gelecek ne? Rahmetlik benim hacı annem tepsiyi döşerdi de üstünü şeker ekerlerdi. Kuzinenin fırını sürüverdi arkadaşlar. Orada böyle bir yanık pısır bir hal alırdı, bir güzel olurdu. Kapı karımız yanık gibi olurdu. Daha lezzetli olurdu. Ama şimdi çocuklar yemiyorlar, o başka. Şöyle aslında tarayla soyacağım bunu arkadaşlar. Ben de tara tıkır daha şimdi diye bu yüzden alıp gelmedim. Taşar konuşsan yine. Bak laf dinliyor. Görüyor musun? Onu beni kendinden konuşuyor sanıyor arkadaşlar da. Ben var ya konuşurken hiç sesini çıkarmaz. Ben susamadım başla bir gıydan çıkır çıkır çıkır. Paşa konuş onu. Konuş paş gidin benim. Konuş. Gerçekten arkadaşlar küçük gelecek bu. Şöyle küçük tencerem vardı. Ne öğrendim ya. Neyse bakalım şöyle soyayım da. Şekerini atarken alayım gene. Öteki alüminyum tencerem var. Rengi de pek güzelmiş. Kıpkırmızı. Bunlar güzel oluyor arkadaşlar. Bu bal kabaklarının tadı çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Az şeker atsan da yeterli geliyor. Çıkıverse kabakta elin kesme riski çok büyük arkadaşlar. Dikkatli bir şey ettin mi? Bir şey olmaz da. Yine de dikkatli kesecek. İnsanın da her şey can istiyor ya. Yaz, kış. Yazın sonra sebze meyvesinden can istiyor. Kışın her şey aranıyor gerçekten. Her şeyi can istiyor insanın. Ben bunu önceden şeker repte sabahleyin kaynatıyordum ya. Bugün akşam yetişsin diye. Hemen ha, suyu koymadan zobanın üstüne koydum mu kendi saate sulanır arkadaşlar o.
Ağır ağır kısık ateşte zobama ayarladım mı? Aynı tüp gibi pişip koyuyor. Vallahi pek pişiriyorsun zobanın üstünde ha. Tüpten tasarruf ediyor. Hem de odun ateşinde pişen şey sinye sinye piştiğinden daha lezzetli geliyor bana. Yazında çoğunluk ha dışarı zobamı yakıveriyorsun arkadaşlar. Bu sene Allah nasip ederse öbürkü balkonum daha geniş. Orada galiba sürekli belki de kuzine kurarım ben oraya gittim mi. Oran daha geniş benim. Bu balkonu biraz sarının sorunu dönülmüyor. Sığamıyorum ben oraya. Bu yüzden hemen yemeğimi vuruyorum çekiliyorum. Pek incince yaptım mı arkadaşlar? Eriyi veriyor. Şöyle eriyi yapayım da dağılmasın. Çatalı gelsin yine de. Valla dilimlediğim görünüyor herhalde. Tripodu ileri koydum. Olmadı. Beri getirdim. Dediğim gibi bu tencere almayacak. Şu kabağı da bitireceğim. Öbür tencere alıp gelirim soydum ben onu arkadaşlar. Şimdi getirin. Çekirdeklerine bakın. Pek güzel ya. Kavursan yenecek. Kabuklarına da koyunlarımızı atıveririz. Poşete koyarız da arkadaşlar. Can ciğer arkadaşlarım. İşte Cemre'nin köy hayatı böyle tekrardayıp gidiyor. Sizlerden ricam videolarımı izlerken reklamlarımı da atlamazsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Vallahi Cemre'nin köy hayatının kanalının olacağı belli değil. Hiç belli değil arkadaşlar. Ne olacak ne olmayacak vallahi ben de bilmiyorum. Neyi karar vereceğiz ben de bilmiyorum. Öyle kanalım boş kalmasın diye çeke koyuyorum bakalım. Ben kapatma taraftarı değilim arkadaşlar. Bir çözüm yolunu bulursam kapatma taraftarı değilim. Bakalım uğraşacağım bir şeyler yapacağım. Benim çalıştığım iş yerim patronumla görüşemedim daha. Patron yok burada İstanbul'da. O gelse onunla görüşeceğim bakalım. Tam gün benim sigortam alıverse benim sorun çözülecek arkadaşlar. Ben orada yarım gün çalıştığımdan yarım gösteriyorlar benim sigortaya. Bilmiyorum artık bakalım durum nasıl olacak. Bakacağız durumu göre arkadaşlar. Bağkur yatıran desek zor yatıracağız, yatıramayacağız. Bu yüzden yani sonunun olacağını ben de bilmiyorum kanalıma. Gelirim şöyle birazcık yükselse hiç sorun değil. Sigortadan çıkarım. Hem Bağkur'umu yatırım. Hem patislerimi yatırım. İşte benim sizlere de paylaştım arkadaşlar. Çok az. İnanın çok az. Siz duysanız yani şaşırsınız. Bu parayı bu iş yapılmaz dersiniz ama ben o kadar emek verdim ki çok emek verdim. Çoluğumun çocuğumun beş olmuş. Yine de harçlıksız kalmıyor. Nursevim'in ihtiyaçları oluyor. Onlar alıveriyor. Telefon aldım. Telefon taksitimi yatırıyor derken aldık telefon. Daha işim taksitleri bitirmeden. Bir de kendi telefonu bozuldu. Bir de kendini aldı. Ben galiba birinin taksitini yatırıyorum arkadaşlar. Eşiminkini yatırıyorum. Bunu benimkini yatırıyorum. Şimdi ben tencerem alayım gelen arkadaşlarla. Çünkü şey bitti arkadaşlar. Tabağımızın arasına. Annem veren pişirsin pişirsin. Pişirmezse bir tabak koyuverin. Kalanına da poşeti koya. Dolabın altına koydum. 3 gün sonra bir daha pişirin. Öbür tarafı tencerede tabi gelecek. Büyük tencerede dolma var. Tavama da akşam yiyip pilav yaparım. Pilav yaparım demişim. Benim akıla bak ya. Dolmanın yanı pilav olur mu deseniz ya arkadaşlar.
patlıcan kavuracağım ben de. Dolmamın yanında akşam ya. Biberle karışık patlıcan var. Bundan kavuracağım arkadaşlar. Şöyle tencereme dilimleyeyim. Altına azıcık şeker. Şekerli seviyorlar dediğim gibi. Tatlı olsun istiyor çocuklar. Peynir çok güzel arkadaşlar ya. Neyse galiba bunu şekerliye sobanın üzerine koyan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vallahi benim kabağım ne güzel kaynıyor bakın be. Tadı da üstüne çıkmış. Kapağını kaldırdım. Çünkü köpüklendi demin. O yüzden dışarı veririz diye kapağını aldım üzerinden. Hoşafım da kaynıyor burada. Onu da şekerini koydum. Azıcık da ekşi koydum. İçine ekşi olsun biraz daha diye. Kapağım da hemen hemen olmak üzere. Kıymetli takipçilerim. Vallahi mum gibi yumuşacık olmuş. Aha. Azıcık daha bir şey alacaksın galiba. Çok böyle dağılmasını istemiyorum. Bu kabağın suyunu dökmeyin arkadaşlar. Kabağın suyu çok şifalıymış. Bu mide ağrısını veren çok iyi geliyormuş. Bu kalan kabağın suyuna kaşık kaşık içi verin arkadaşlar. Bu kabak suyu bağırsakları böyle güzel temizliyormuş. Midenizin asidini alıyormuş. Yani zebil ziyan etmeyin. Hiç ben zebil etmem. Vallahi buz gibi içi verin kaşığının hemen. Bayağı da vişne şovudu kaynatmadık. İyi oldu kaynattığımız arkadaşlar. Uy. Vallahi iyi hava. Bir sabahtan her taraf karardıydı. Bir iki çilenti vardı. Yağıyordu. Şimdi tekrar açtı. Sabahleyin böyle baksanız şıpkın yağıyacak gibiydi. Ağır ağır siyem siyem. Bir ekşi yağıyordu ama maalesef kendini açtı hava arkadaşlar. Açtı şöyle balkonumu çıkan. Balkonumda bitiren galiba videolarımız arkadaşlar. Benim soğanları bakın cücükledi. Suyu döktük yüvedim. Pata soğanlarım. Bahçemdekiler de yeşermeye başladı. Annem de Erdal'ın damı giydiği kıyafetler atıyormuş makineye. Elinde bir kat makine de aldırmış da. Bir iki kere yıkamış. Vallahi benim vaktim olmadı. Allah razı olsun. Makine yatıvermiş. Orada da yelleniyorlar. Annem kendi şeye gitti. Hastaneden gözlük yazdırdıydı. Onu almaya gitti. Evet arkadaşlar. Vallahi iyi hava. Ama sabahleyin nasıldı? Bir ay iki şey çiliyordu. Açıldı gitti hava. Yağıvereydi mi? Vay yabigı. Yağıvereydi. Gözünü sevdim mi Mevlam? Yağmadı. Yok arkadaşlar. Allah bereket versin. Neden? Allah kendi bilir yapacağı işi. Evet gönül dostlarım. Bugün yine videomuz böyle olsun. İnşallah. Yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı günler. Esenlikle kalın can dostlarım. Bütün takipçilerimize bizden kucak dolu sevgiler, selamlar. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz kıymetli takipçilerim. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.